Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Vozkor Otomotiv Rize'deyiz. Yağmurlu bir Rize günündeyiz ve benim de bir önceki neslinin kullanıcısı olduğum Passat Variant'ın business paketini inceleyeceğiz. Geçenlerde Instagram üzerinde bir paylaşım yaptım ve oradaki takipçilerimizin pek çoğu bu aracı incelememi istedi. Bu aracı asıl incelememdeki büyük etkense şu. Bu araçta sadece bu bayiye özel çok büyük bir indirim var. 2 milyon 850 bin liradan 2 milyon 370 bin liraya düşüyor bu aracın fiyatı. Hadi gelin şimdi birlikte bakalım business paketli Passat Variant'ta ve ekstra donanımlara sahip Passat Variant Business'ta neler var birlikte görelim. Ama öncesinde videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Aynı zamanda ekranda çıkan Instagram hesabımdan da beni takip edebilirsiniz. Orada böyle kampanyaları anlık olarak da paylaşıyorum. O yüzden oraya da gelebilirsiniz. Hadi gelin şimdi araca geçelim. Ben de artık ıslanmayayım ve içeri geçeyim. Evet, business paketli Passat B9'la birlikteyiz. Geçen günlerde videonun başında da söylediğim gibi Instagram hesabımda bir paylaşım yaptım ve bunun üzerine Instagram'daki takipçilerimiz başta olmak üzere bu aracın incelemesini bizden istediler. Videonun başında da söylediğim gibi Vozkor Otomotiv'deyiz bugün ve çok cazip fiyatlarla bu aracı satın alabiliyorsunuz. İletişim bilgilerini aşağıya sabit yoruma bırakıyorum. Videonun başında söylediğim gibi 2 milyon 370 bin lira gibi fiyata 500 bin liraya yakın bir indirimle bu araca sahip olabiliyorsunuz. Şu an biliyorsunuz 2 milyon 300 bin liralar bir alt paket yani impression paketinin liste fiyatı. Tasarımla başlayalım. B9 zaten sadece artık station wagon gövde tipiyle satılıyor. Ben de bu nesli bir önceki kasası yani B8.5 variant kullanıcısı olarak size bunu bu aracı detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. Tasarımla başlayalım. Artık B9'da ön yüzümüz biraz daha eğimli, biraz daha aerodinamik, rüzgar direncine biraz daha katkı sağlamak için böyle bir yola gidilmiş. Önde LED farlarımız yer alıyor. Gördüğünüz gibi gayet güzel mercekli LED farlarımız var. Ortada bir panjurumuzda sadece bir kromumuz bulunuyor. Burada Işıklı bir aydınlatma yer almıyor Elegance paketteki gibi. Bu araçta bazı opsiyonlar var. Bunlardan biri de 360 derece çevre görüş sistemi. Normalde business pakette yok ancak bu aracı opsiyon olarak eklenmiş. Aşağıda 3 dilimli kromlu panjurumuz ve çarpışma önleme sisteminin radarı yer alıyor. Tasarım olarak B9 gayet güzel. Eski nesline göre daha uzun, 14 santim daha uzun bir araç. Bunu da arka yaşam alanı ve bagaj alanında zaten ziyadesiyle hissediyorsunuz. Jantlarımız 17 inç çapında alüminyum alaşım jantlar. Konturlu elmas kesimli jant tasarımı tercih edilmiş. 215, 55, 17 lastik ebatı bir önceki kasayla aynı zaten. Burada mesela ona dikkat edebilirsiniz. Bak 17, 215, 55, 17 lastik ebatı aynı. Ama baktığınızda çamurluk içleri daha büyük olduğu için daha küçük bir jantmış gibi duruyor. Mesela bizim kasadaki 17'yi şu an ekrana koyayım. İkisi arasındaki farka bakın daha dolu duruyor bizimkinde. Daha büyük duruyor. Bunda daha küçük duruyor. Çünkü artık daha geniş bir çamurluk içi var. Bu da arabanın daha geniş bir hacme sahip olduğunu bize gösteriyor. Aynalarımız sinyalli, katlanabilir ve altında 360 derece kamera sisteminin bir kamerası yer alıyor. Kapı çerçevelerinde kromlar devam ediyorlar. Bir cam tavanımız var. Variant araçların bence olmazsa olmazı cam tavan. İçeriği gerçekten akvaryum gibi yapıyor. Gayet ferah bir hava katıyor ve bayağı büyük ön yaşam alanının başında başlayıp arka yaşam alanının sonunda bittiği için içerisi oldukça ferah oluyor. Zaten içeri geçince göstereceğim. Herhangi karartmalı bir camımız yok. Bu bizim kasada da böyleydi. Business pakette bir karartmalı cam yer almıyor ama anahtarsız giriş çalıştırma sistemimiz 4 kapıda birden sunuluyor. Bu da güzel bir şey. B9 variantın B8'e göre farklı olan kısmı arkasındaki bu eğimi. B8 biraz daha dik iniyor, bu biraz daha eğimli iniyor. Bu da tabii ki kişisel tercihtir tasarım olarak. Hangisi hoşunuza gidiyor bilmiyorum ama ben B8'deki o hattı daha çok beğeniyordum. Bu tasarım da kötü değil gerçekten. Güzel bir tasarım. Zaten station wagonları seviyoruz. Arkada LED stoplarımız var. Elegance paketi incelemiştik daha önce. Orada dynamic stoplar dediğimiz böyle animasyonlu stoplar yer alıyordu. Burada basic LED stoplarımız yer alıyor. Bir Volkswagen logomuz, Passat model ibaremiz ve ETSI motor belirticimiz yer alıyor. Bu araçta 1.5 litrelik 150 beygir gücünde ETSI 48 volt destekli mild hibrit bir motor bulunuyor. ETSI'nin etkisiyle yakıt olarak oldukça avantajlı bir konuma düşüyor bu araç. Zaten normal 1.5 TSI çok tüketmiyordu. ETSI ile birlikte bayağı avantajlı olmuş. Burada benim bu kazada çok sevdiğim, biraz da imrendiğim bir şey bizde yok. Bu bagaj perdesi, şöyle göstereceğim. Bagaj, elektrikli bagaj açılıp kapanırken gidip geliyor elektrikli olarak. Bu gayet imrendiğim bir şey, bu çok güzel bir şey. Neden? Mesela elinizde yüklerle geldiniz, bu bagajı ayak göstererek açabiliyorsunuz. Anahtarı üstünüzdeyken.
Atıyorum açtınız bagajı, eliniz dolu, elinizde yükle geldiğinizde bunu açmaya uğraşmıyorsunuz. Bu kendi gidiyor. Aslında çok ufak bir detay. Bu kadar ince düşünmeyen biri ne gerek var diyebilir belki ama mesela eliniz dolu geldi, ayağınızı bagajla göz, hiç elinizdeki yükü indirmeden bagaja koyabiliyorsunuz. Bagaj alanımız, bagaj hacmimiz ekranda yazıyor. Gayet geniş. Önceki nesline göre burada bir 50 litrelik bir artış var. 700 litre civarında şu an bir bagajımız var. Burada iki katlı olarak kullanabiliyoruz bu bagaj rafını. Ancak artık varyantta bizim raylı gidip gelen sistem yer almıyor. Bölmek istediğiniz zaman bagajı bu şekilde bir bar var. Bununla 3 noktadan bölebiliyorsunuz. O diğer çantadaki o klipslere de gerek kalmamış oluyor. Filelerimizi vesaire şu an görüyorsunuz. Aynı zamanda şu şekilde askılarımız vesaire var. Bagaj alanı zaten varyant otomobillerin özellikle üstünde durulması gereken bir nokta. Çok kullanışlı bir bagaj alanı var. Bu araçta da ekstra olarak şöyle 230 voltluk bir prizimiz yer alıyor. Bu da gerçekten güzel bir detay. Bu çantanın içinde bagaj filemiz yer alıyor. Şöyle göstereyim. Bu çantalar gayet kaliteli ve güzel bir çanta. İçinde bagaj filesi var. Burada da bir küçük file var. Şöyle burada da var. Bakın. Bagaj filemiz şurada var. Böyle saklama alanları yaratabiliyorsunuz kendinize. Gayet güzel bir bagaj alanı yer alıyor Passat varyantta. Burada da yine bir gözümüz, yine bagajı bölebileceğiniz parçaların olduğu. Buraya ilk yardım çantası koymak mantıklı olabilir. Koltuklarımızı buradan yatırabiliyoruz. Burada da askılıklarımız yer alıyor. Koltuklar 60'a 40 oranında yatabiliyor ve ortadan bir uzun eşya yüklemek için bir alanımız da var. Bagajın altına bakalım şöyle. Burada steplemiz yer alıyor. Ve etrafı gördüğünüz gibi halı kaplamalı. Station wagon Passat'larda yalıtım gerçekten çok iyi oluyor. Bizim kasa için de geçerli bu. Stepne etrafındaki halının kalınlığı çok iyi, bayağı kalın. Ve bunun da etkisiyle tabii ki içeride yalıtım bayağı iyi oluyor. Kütüphane gibi oluyor. Şimdi bagajı kapatalım. Dediğim gibi elektrikli bagajımız var. Ve içeri geçelim isterseniz. Evet, şimdi Passat Business'ın iç mekanındayım. Bu B9 kasa kodlu yeni Passat. İç mekana baktığımızda oldukça dijital, oldukça teknolojik ve fazla elektronik bir iç mekanla karşılaşıyoruz. Bu bir yandan güzel, bir yandan da olumsuz yanları var tabii ki. Şu an biliyorsunuz çoğu ki kullanıcı aynı şeyden dert yanıyor. Yazılım güncellemesi ihtiyacı olduğunu söylüyor. Evet, bazı yazılımsal sorunlar olabiliyor ama bu her markada var artık. Çoğu marka elektronik olarak son dönemin araçları fazla elektronik olduğu için bu tarz şeyler yapıyorlar. Bu araçta 12.9 inçlik bir bilgi eğlence sistemimiz var. Gördüğünüz gibi gayet kullanışlı. Burada pek çok fonksiyonu yapabiliyorsunuz. Ambiyans aydınlatmalarımızla iç mekanın rengini değiştirebiliyorsunuz. Gayet güzel, hoş şeyler bunlar. Oyuncaklar öyle diyeyim. Farklı farklı tonlar yapabiliyorsunuz. Gayet güzel ambiyanslar var. Kırmızı hoşmuş. Burada araç menüsünün hızlı ayarlarını yapabiliyorsunuz. Start stopu, park asistanlarınızı kontrol edebiliyorsunuz. Bu araçta çevre görüş sistemi var. Opsiyon olarak alınmış ve park asistanı var. Park asistanı tam otomatik şekilde çalışıyor. Yani artık gaza frene de kendiniz dokunmuyorsunuz. Vitesi de siz seçmiyorsunuz. Yeni nesil bir park asistanı sistemi yer alıyor bu araçta. Koltuk kısmına geleceğim. Direkt ekranla başladım bodozlama biliyorum ama burada koltuklarımızda masajımız var. Ergo aktif koltuklar var bu araçta. Buradan koltuk masajımızı yapabiliyoruz. Bel titretme, bel darbe falan. Ergo aktif koltuklar güzel. Koltuklar manuel. Sadece sırtlı kayır elektrikli sürücü tarafının. Herhangi bir hafızası vesaire de yok. Ama masaj fonksiyonu olması güzel. Dahili navigasyonumuz yok. Apple CarPlay ve Android Auto kablosuz bağlanıyor. O durumda kullanabiliyorsunuz. Koltuk ısıtmamız yer almıyor. Direksiyon ısıtmamız da yer almıyor. Ama masaj var. O biraz farklı bir şey olmuş. Donanım seçimi olmuş. Buradan kablosuz CarPlay zaten Wi-Fi dediği. Araç ayarlarını vesaire de yapabiliyorsunuz. Aslında ekranın akıcılığı güzel. Baktığınız zaman gayet akıcı, kullanışlı bir ekranımız var. Ama dediğim gibi ufak tefek yazılımsal sorunlar yaşanabiliyor. Bu araçlarda artık yeni nesil oldukları için biraz ilk yıllarda böyle şeyler yaşanıyor. Ama güncellemeden sonra hiçbir sorun kalmayacaktır diye düşünüyorum. Ekran çünkü çok güzel. Hem görüntü kalitesi olarak hem kullanışlılık olarak gayet başarılı. Ortada 2 adet havalandırma üflecimiz var. Malzemelerimiz buralar yumuşak, deri görünümlü. Buralar yumuşak, burada karbon görünümlü parça var. Elegans pakette tabii ambiyans aydınlatmalar vesaire daha janjanlı oluyor. Burada sadece altta bir çizgi şeklinde yer alıyor. Malzemeler burada biraz böyle hafif sert. Mesela B8'e göre buralarda sert malzeme kullanılıyor.
kullanılmış. Bunu söyleyebiliriz ama yine kaliteleri güzel. O kadar da kötü değil. Vites seçicimiz artık kola geldi. Ve burada bir dijital gösterge panelimiz var. Gömük ekranları daha çok beğenen biri olarak bu ekranı dışarıdan baktığınızda mesela sizin şu an videolarda gördüğünüzde daha yapay duruyor ama araç içinde otururken o kadar göze batmadığını söyleyebilirim. Burada navigasyon olmadığı için sadece iki farklı gösterge paneli tarzına alabiliyoruz. Ortaya şöyle asistanları alıp şu şekilde sağa ve solu da boşalttığınız zaman bayağı fantastik bir göstergeye de sahip olabiliyorsunuz. Şu şekilde buraya farklı bilgileri de alabiliyorsunuz. Burada pek çok şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Bu da güzel. Şu camımı çekeceğim. Ekranlar gayet güzel. Camlarım kapalıyken de iç mekan sessizliği olarak bayağı başarılı. Onun haricinde kapı üstlerimiz falan yumuşak. Onları söylememe gerek yok. Kapı içi gözlerimizin içi halı kaplamalı. Dört cam otomatiğimiz, katlanan aynalarımız yer alıyor. Orta konsola baktığımızda iki adet bardaklığımız var. Bu kapaklı böyle gidip gelebiliyor. Anahtarımız yeni Volkswagen'lerde de kullanılan bir anahtar. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Ben kendi aracımda da bu anahtarın olmasını isterdim. Hani Passat'ın ağırlığına bu anahtar gerçekten yakışıyor. Burada bir kablosuz şarj gözümüz, iki adet Type-C çıkışımız var. Ve burayı komple kapattığınız zaman burası kapalı bir hale gelip daha derli toplu bir görüntüye bürünebiliyor. Vites seçicinin de burada olmamasıyla birlikte burası bayağı geniş ve kullanışlı. Dörtlü butonumuz burada yer alıyor. Bir kol demonumuz var. Sağa ve sola doğru açılıyor ve içinde böyle bir kalem gözü gibi bir parçamız var. Bunu da farklı farklı kombinasyonlarda koyabiliyorsunuz. İçeride bir lastikli alanımız var. Defter, kitap vesaire koyarsanız diye. Ve içi halı kaplamalı bir kol dema gözümüz var. Şu ışıkları açacağım. İç mekanımız biraz daha aydınlık olsun. Burada içi halı kaplamalı bir torpido gözümüz var ve içinde LED bir aydınlatma var. Gayet güzel. Cam taban kontrollerimiz burada yer alıyor. Şu an kameram bağlı olduğu için açmıyorum ama perdesi de kendisi de elektrikli ve oldukça büyük bir cam tabanımız var. Ön güneşliklerin arkasından başlayıp yani baş hizanızdan başlayıp arka baş hizasının sonunda sonlanıyor ve içeriye oldukça ferah bir hava katıyor. Bu cam taban. Gerçekten varyant araçlarda olmazsa olmaz. Bizim Sinan Koç, otopark komutanı Sinan abi söylüyor ya kapısını koyma cam tavan koy diye. Hakikaten öyle cam tavan bu araçlarda çok etkili ve ferah bir alan olmasını sağlıyor. Ön tarafta anlatacaklarım böyleydi. Şimdi gelin bir de arkaya geçelim. Arka yaşam alanına bakalım. Bakalım bize Passat Variant Business paketle arka yaşam alanında neler sunuyor bunlardan bahsedelim. Şu anda da Passat Variant'ın arka yaşam alanındayım. Böyle iç mekan çekimleri hoşuma gitmeye başladı. Ya çift kameralı falan güzel oluyor. Bundan sonra dediğim gibi içeriklerimizde böyle şeylere yer vereceğiz. Daha profesyonel olacak. Bundan emin olabilirsiniz. Arka yaşam alanı Passat Variant'ı Passat Variant yapan nokta bence. B9'da da tabii bu uzayan dingil mesafesi ve aracın boyuyla birlikte daha da geniş olmuş. Benim boyum 1.76. Mesela önceki nesilde şöyle bir diz mesafesine sahipken burada artık böyle bir 3 parmaklık çok bilimsel bir anlatım oldu ama bir genişleme var. Burada bacak bacak üstüne dahi atabilirim. Tabii az önce de söylediğim gibi buradaki cam tavanın da etkisiyle burası bayağı ferah bir alana sahip. Bu da çok güzel. Bu araçta makam perdelerimiz de bulunuyor şöyle. Bunu da burada açıp kapatabiliyorsunuz. O yönden de gayet güzel. Arka kapılarımızda da önle aynı malzeme kalitesi var. Her yer yumuşak kaplamalı. Kapı içi gözler kumaş kaplı. Burada koltuk arkalarımızda telefon koymalık ceplerimiz yer alıyor. Bunlar güzel. Mesela bizim arabada olmasını isterdim. Kedimizde vardı. Kullanışlıydı. Bu kasada bunun yerleştirilmiş olması güzel. Ufak tefek detaylar. Bakın hani bir kullanıcının aracı anlatmasının güzelliği de bu. Şimdi ben bir önceki neslini kullanıyorum. Burada o ufak detayların neden yer verildiğini ya da olmasının olmamasının sebeplerini daha iyi anlatabileceğimi düşünüyorum. Bu yüzden hep önceki kasayla kıyaslıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Yani o kendi arabasıyla kıyaslıyor gibi değil de. Kullanıcı olarak yeni kasada neler güzel olmuş, neler olmamış ve ne dokunuşlar yapılarak neler tolere edilmiş bunları anlatmak için söylüyorum. Arka ceplerimiz güzel. Yine devam ediyor. Ortada 3. bölge klimamızın kontrolleri var ve 2 adet Type-C çıkış yukarı alınmış. Bir önceki nesilde şu altta bir gözün içindeydi ve 12 volt soket de orada yer alıyordu. Şimdi burada kullanışlılık olarak çok verimli değil. Şurada olması daha iyi. Hem buraya da yakın hem de elinizin altında çok aşağı inmenize gerek kalmıyor. O yönden güzel olmuş. Ortada bir kol dayamamız var. 2 bardaklı ve bagaja erişimi yer alıyor. Bu da mesela bagaja erişim direkt kol dayama içindeki tuşla oluyor. Önceki nesilde koltuğun arkasındaki tuşla oluyordu. O biraz zorluyordu sizi. Hani bu hem bulma açısından hem yatırma açısından. Bu daha kolay bir yol olmuş. Onun haricinde ortada bir şaft tünelimiz var ama bu araçlar D sınıfı olduğu için omuz mesafesi geniş. Burada 3 kişi rahatlıkla oturabiliyor sağa sola ayaklarını açarak. O yönden de sıkıntı yaşamıyorsunuz. Şöyle ışıklarımız da dokunmatik olarak yanıp sönebiliyorlar bu arada.
Ben de hep son dakika fark ediyorum. Yani bunu aç deme çekimin güzel olsun yani. Burada askılıklarımız var ve filelerimiz için yuva yer alıyor. Arkada bir filemiz var. Şu kamera görüyordur. Onu göstereyim. Ha, takılmamış. Arkaya bir file takıp yukarı gerebiliyorsunuz. Aynı şekilde koltukları yatırınca ön bölgede onu çekebiliyorsunuz. Böyle genel olarak Passat varyantın arka yaşam alanını da anlatacaklarım da böyleydi. Hadi gelin şimdi dışarı çıkalım, bir kapanış yapalım. Evet, sizce Passat Variant Business nasıl olmuş? Ben bir Passat Variant PlayStation'ları çok seviyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizlerle paylaşırsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.